Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çemberde teğette ilk kısmı anlatmıştık. Şimdi ikinci kısma geldik. Evet gençler ikinci kısımda ne anlatacağız? Çemberlerin birbirine göre durumlarından bahsedeceğiz. Yani burada yorum gücünüz aşırı derecede önemli. Ya yani sizden bir şey istiyorlarsa yani ezbere bir şey yapmanızı istemeyiz. Biz burada size yorum gücünü göstereceğiz. Önemli olan yorum gücü ya yani iki çember diyorsa... Ayrık diyorsa çizeceksin. Ayrık durumlarına göre bakacaksın. Bunu zaten ders içerisinde öğreneceksin. Burada ben size kuralları değil mantığını öğretmeye çalışacağım. Haberiniz olsun. Evet bu dersimizde de kitabımızda sayfa numarası 176, 177 ve 178'in sol tarafını hatta sağ taraftan da örnek 22'de yapacağız. Çözeceğiz daha doğrusu. Yani iki çemberin ortak teğetlerine kadar geleceğiz. Kitap olanlarda sıkıntı yok. Kitaptan takip ediyorsunuz açıklama kısmında da ne var? PDF var. Oradan da kitabı olmayanlar PDF'ten de konu anlatımını dinleyebilir ya da oraya not alabilir. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Düzlemde iki çemberin birbirine göre durumlarını yorumlayacağız şimdi. İki çember nasıl olabilir? Hiçbir ortak noktaya sahip olmayabilir. Yani her ikisi bu şekilde olabilir. Biz bunlara ne diyoruz? Ayrık çember diyoruz. İki çember birbirine tek bir noktada kesişebilir. Birbirleriyle daha doğrusu Buna ne demek? İki çember birbirine teğet demek. Ya da iki çember birbirleriyle iki noktada kesiyor diyebiliriz. Bunlara da kesen çemberler adını veriyoruz. Şimdi ilk etapta biz neyi işleyeceğiz? Ayrık çemberlerden bahsedeceğiz. Ayrık çemberler. Yani ortak noktası olmayan, birbirleriyle ortak noktası olmayan çemberlere ayrık çember diyoruz. Ayrık çemberler de hani ortak noktasının olmamasında iki durumu söz konusu. Ya bunlar böyle dış dışa olacak ya da bunlar iç içe olacak bu şekilde de. Bakın ayrı çember şu şekilde olduğu zaman da ayrı çember. Peki bu durumda olduğu zaman ne oluyor? Arkadaş şunun yarı çapına R1 şurası. Bunun yarı çapına R2 diyecek olursak O1 O2 uzunluğuna bak ne oldu? Hocam O1 O2 uzunluğu R1 artı R2'den kesinlikle ama kesinlikle büyük oldu. Gördüğün üzere. O1 O2 R1 artı R2'den büyük. Ezberleme şekli çizdiğinde de kendin bunu zaten yorumlayabilirsin. Peki hocam içeride olduğu zaman ne oluyor? Bak şimdi o2'nin yarı çapı şurası R2 olsun. O1'in yarı çapı da şurası R1. E buradan ne oldu? Sen O1 O2 uzunluğuna bak. O1 O2 uzunluğuna bak. Daha sonra e bu sefer R1 artı R2 diyemezsin değil mi? Sen R1'den şu tamamdan R2'yi çıkarttığın zaman hocam şu parça kalıyor ve şuradaki parça kalıyor. Yani O1 O2 uzunluğu ne olmuş olacak o zaman? Şu iki parça kaldığı için R1 eksi R2'den küçük olmuş olacak. Bak yorum tekrar söylüyorum. R1 bunun tamamı. Bak dikkat. R1 bunun tamamı. Bu tamamından sen şeyi çıkartacak olursan R2'yi çıkartacak olursan nereleri kalıyor? Şuraları kalıyor hocam. E buraları kaldığı için o zaman R1 eksi R2 ne olmak zorunda? O1 O2 uzunluğundan kesinlikle ama kesinlikle büyük olmak zorunda. Çünkü R1'den R2 çıkarttığın zaman O1 O2 uzunluğu burada bir de fazla uzunluk da burada var. Anlaşıldı? İşte bu yorum. Ha sorular bu yorumlara göre mi gelecek? Hayır soruyu oku. Şekli çiz. Şekli yorumla. O şekilde gelecek. Yani yorum gücün gerçekten giriş videosunda da söylemiştim zaten bunu. Bizim için aşırı derecede önemli. Şimdi sözel bir soru var. Hadi bakalım sözel bir soruyu okuyalım. Bir parkta aralarındaki uzaklık 10 metre olan iki ağaca evet iki tane ağaç var parkta. Aralarındaki uzakta kaç metreymiş? Şurası 10 metre olduğunu söylüyor. İki ağaca. Biri 4 metre biri de 2 metre. Biri 4 metre uzunluğunda, biri de 2 metre uzunluğunda ne oluyormuş? Tas uzunluğunda tasmalarıyla bağlanan iki köpeğin birbirine en yakın konumdayken aralarında kuzatlık x. Ee, arkadaş sen bir iple bir köpeği ya da herhangi bir hayvanı bağladığın zaman ne olacaktır? Hocam bu köpek bu nokta etrafında buraya da gelebilir en fazla buraya da buraya da buraya da buraya da. Yani sabit bir nokta eşit işte uzaktaki noktadan kümesi kadar gider değil mi? O zaman ben burada şu köpeği buraya bağladıysam eğer köpekten bahsediyoruz değil mi? 4 birim buraya gide, gidebiliyorsa 4 birim buraya da gider, buraya da gider, buraya da gider. Yani hop şöyle bir dairesel hareket yapacak. E dairesel hareket bizim köpeğin gittiği alan ne olacak? Hop şöyle bir şey olacak. Peki 2 birimlik bağladığım zaman 2 birim buraya da gidecek. Hop köpeğin gittiği mesafe şu şekilde olacak. Şimdi burada yorumlayalım bakalım. Bunun tamamı 10'du. Dikkat et. Şunun tamamı neydi? Bunun tamamı 10'du. Hocam 4'ü burası 2 burası. Buraya da kaç kaldı o zaman? 4 2 daha 6 buraya da 4 kaldı. Şimdi bizden ne isteniyordu? İki köpeğin birbirine en yakın olduğu konum. Hocam birbirlerine en yakın olduğu konumlar bunlar değil midir? Evet. Ya zaten iki çemberin birbirine en yakın konumu ya da bir nokta da olabilir bu. Bir noktanın bir çembere en yakın olduğu konumu şuradaki en bombeli olan yerdir. En bombeli olan yerde tam merkezden geçtiğin zamanki durumudur. Şuradaki uzunluk. En fazla uzaklığı nedir? Şu arkadaki en bombalı yerdir. En bombalı yeri bulurken de o noktadan oraya doğru gideceksin. Yani şuradaki uzaklık en fazla uzaklık yapar. bu da noktayla çemberin birbirine göre durumu. E şimdi ben burada iki çemberi kıyaslıyorum. Aslında çember üzerindeki bir noktayla bu çemberi kıyaslıyorum. Yani her ikisinde de iki bombeli yeri arayacağım. Her ikisinde de merkezleri birleştirdiğim doğruyla doğru parçasıyla uzantısı aynı olmak zorunda. Doğrusal olmak zorunda. E o zaman burada en yakını ne oldu? 4. Yani X4. Birbirlerine en uzak konumdayken bunlar en bombeli olduğu yerlere gelecek. Yani 4 birim yarıçap çap burası. Burası da 2 birim yarıçapında. E o zaman en fazla uzaklık da şuradaki uzaklık yapmıyor mu arkadaşım? Buradaki en bombeli yer ve buradaki en bombeli yer arasındaki uzaklık. E şurası 10. Burada 4 var. Burada da 2 var. Toplamda 16 mi yapıyor o zaman? Evet. Y'yi de o zaman 16 bulduk. Bizden X artı Y isteniyor. 4 artı 16'dan cevaba 20 olarak ulaşırız. İşte bu. Bak soru içerisinde noktayla çemberin kıyaslamasını da öğrenmiş olduk. Geldik 13. soruya. Merkezler arasındaki uzaklığı 1 cm olan iki çemberin. Evet iki çember var elimizde. Ve merkezler arasındaki uzaklık 1 cm. Yarı da bak birden büyük ya. O zaman merkezler arasındaki uzaklık birinin merkezi burası. Birinin merkezi burası ve arasındaki uzaklık 1 bir birim. Sonra birinin yarıçapı kaç? Birinin yarıçapı çapı 5. Hocam şu büyüğün yarıçapı çapı 5 olsun. Tamam mı? Şu büyüğün yarıçap 5. Küçüğün yarı çapı da şu şekilde olmak zorunda değil mi arkadaşım? Şöyle. Evet. Küçüğün yarı çapı da 3 olsun. Bak bunlar ne oldu? Kesmiyor. Çünkü buradan 5 birim ya yarı çapı. Hocam şuradaki mesafeye ne kaldı? 1 bir birimse 4 birim kaldı. O zaman bu üçlük bir çember çizecek olursam kesmiyor. Yani ayrık çember oldu bunlar. E tamam şekli çizdik. Birbirlerine en yakın konumundaki noktalar arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Arkadaş ne yapacağız? Merkezlerin doğrultusunda gideceğiz. Merkezleri doğrultusunda birbirine en yakın nokta arasındaki uzaklığı arayacağım. Şimdi buradaki uzaklık toplamda kaç? Hocam 5. Buraya kaç kaldı? 1 kaldı. E burada da işi şansa atmayalım. Buradaki kreda bakalım. Hocam e, bunun yarı çapı 5'ti. Buraya ne kaldı o zaman? 2 kaldı. E burası 2 kaldıysa eğer değil mi? Çünkü şunun yarı çapı maviyle göstereyim. Bak yarı çapı 3 birim 3 birim 2 kaldı burası. Büyüğün yarı çapı da 5 birim. Büyüğün yarı çapı da 5 birim olduğu için buraya da 3 kaldı. Heh, burada bu iki çember arasındaki en kısa uzaklık bak burası yaptı. 1 yaptı. Yani cevap 1. Bu iki çember arasındaki en kısa uzaklık sorulmuş olsaydı yine merkezleri doğrultusundaki doğru parçası üzerindeki noktalara bakacaktık. O da en fazla uzakta bak ne yapıyor? Şurası yapıyor. Yo. En fazla uzakta da şuradan bu çemberde buradaki noktayı alırken bu çemberde de şuradaki noktayı alırız. 3 değil. 3, 2, 1 ve 3'ün toplamı yapıyor. Yani 5, 6, 9 yapıyor galiba. En fazlası da 9 olacaktır. Ya biz burada konu anlatıyoruz. Sadece soru odaklı gitmeyelim. E, her durumu da incelemekte fayda var ama bizden en kısa isteniyor. Cevap 1 oldu. Evet teğet çemberlere geldik şimdi. Dedik ya çemberlerin birbirine göre durumlar ayrık olabilir. Yani hiçbir noktada kesmeyebilir. Tek bir noktada kesebilir. İşte tek bir noktada kesmesi de teğet olması. Ya bunlar dıştan birbirine teğet olacak ya da bunlar içten birbirine teğet olacak. Çemberler birbirine değdiği zaman da merkezleri birleştir. Tam olarak değme noktasından geçmek zorunda. Şimdi normalde biz çemberde ne yapıyoruz? İki çember birbirine değdiği zaman ortak teğeti çiziyoruz. Şu ortak teğeti. Ama ne zaman? Çemberde açı sorularında. Şu ortak teğet çizilir. Bu ortak teğeti çizdik ya. Bu ortak teğeti çizdikten sonra merkez teğet çektik. Burası 90. Burası da merkez teğet çektik. Burası da 90. Bak 180 oldu. Gerçekten de doğrusal oldu. Bak ispatını yaptım sana. Ama biz çemberde açıda ortak teğeti çizerken çemberde uzunlukta ne yapıyoruz? Çemberde uzunlukta da merkezleri birleştiriyoruz. Merkezleri birleştiren değme noktası tam çemberlerin değme noktasından geçmek zorunda. İşte bu çemberler içten teğet olduğunda da yine aynı şekilde merkezleri birleştir ama merkezleri birleştirmeyle kalmasın. Devamını getir tam değme noktasından geçer. Sebebi de yine aynı mantıktan geliyor. Nereden geliyor? Şu ortak teğet çizecek olsam merkez teğet çektik 90 derece. E, buradan da merkez teğet çektik ya da buradan dik çizdin ya şuradan geçmek zorunda. O yüzden bunlar doğrusal olmak zorunda. Aklınızda bulunsun. Uzunluk soruluyorsa kesinlikle ama kesinlikle çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir. Büyük ihtimalle sınavınızda bununla alakalı soru çok yüksek ihtimalle gelecektir diye tahmin ediyorum. Ben olsam sorarım. Kesin ve net bir şekilde sorarım. Biraz sonra bunlarla ilgili güzel soruları da göreceksiniz. Zaten her çeşit soruyu da göreceksiniz. Hadi örnek 14'e bakalım şimdi. O analitik. Hocam çemberin için analitik ne garip var? E kardeşim sen analitiği gördün. Analitiği artık her yerde sorabiliriz. Analitik düzlemde merkezlerinin koordinatları 2'ye 5 ve 5'e 1 olan iki çember dıştan teğettir. Evet dıştan teğet iki çember var. Şöyle ne diyorsa şekli çiz. Yani şekli yorumlamak çok önemli kardeşim. Birinin merkezi kaça kaç? 2'ye 5. Birinin diğerinin merkezi kaça kaç? 5'e 1. Bu iki çember birbirine dıştan teğetse hocam hop şunu şöyle çizersem tam değme noktasından geçmek zorunda. M merkezi çemberin yani şurası M merkezliydi. Yarı çapı 3 santimetre olduğuna göre neye merkez çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor. İşte burası. A, bunları birleştirince tam değme noktasından geçti ya ne oldu? Bu doğru parçası oldu. R artı 3 uzunluğunu ben bulabilir miyim? Bulurum. İki nokta arasındaki uzaklık x'ler farkı eksi 3'ün karesi artı y'ler farkı 5 eksi 1 4'ün karesi. E bu da kaç çıktı? 5 çıktı. Ya da hocam kısaca e, x'ler farkı 3 y'ler farkı 4 ise 3 4 5'tir yani r artı 3 eşittir 5 ise... R'yi de buradan böylelikle kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Bizden de zaten N merkezli bu 5'e 1 N merkezliydi ya. 5'e 1 N merkezli çemberin yarıçapı isteniliyor bizden. İşte cevap bu şekilde çıkar. Geldik bir sonraki soruya. A çemberler birbirine değmiş. Hemen merkezleri birleştirmiş. Hocam bu büyük çemberle de küçük çember birbirine değmiş. Hemen merkezleri birleştirmiş. Ama merkezleri birleştirdiğimiz zaman önemli olan neydi? Tam değme noktasından geçmesi. Tamam burada geçti. Burada da birleştirdiğin zaman değme noktasından geçmesi önemli. Değme noktasına kadar götür. Burada da birleştirilmiş merkezleri değme noktasına kadar götür. Çünkü yarı çap yazmak aşırı derecede önemli. Ve bize buradaki üçgenin çevresini 16 olarak vermiş. Ve ne isteniyor bizden? M merkezi çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor bize. Şimdi bunlar eş çember falan filan dememiş değil mi? Demesin. Hiç önemli değil. Ne ve K çemberleri dıştan teğettir. M merkez çemberse doğrudur mu? Tamam. Hadi bir yerden başlayalım. Hocam bunun yarıçapına A dersem burası da nedir? A'dır. Sonra hocam bunun yarıçapına B dersem burası da nedir? B'dir. E şimdi çevre MNK'yi 16 vermiş. Hocam bunun çevresi 16 ise eğer şimdi büyüğün yarıçapını ben biliyor muyum? Büyüğün yarıçapını bilmiyorum. Şuraya nereye diyeyim? O zaman buraya R sağ kaldı. Hocam şuraya ne kaldı? Tamamına R dedik ya zaten büyüğün yarıçapı. R eksi B kaldı. Çevresine bak bakayım şimdi. Hocam R eksi A artı A artı R B artı R eksi B yaptı ve bu 16 verilmiş. B'ler nanay A'lar nanay 2 R eşittir 16'dan R'yi de böylelikle kaç bulduk? 8 bulduk. Zaten bizden M merkezlerinin yarı çapı isteniyor. Kendiliğinden cevap çıktı. Bazen işlem yapmaya korkuyoruz. Korkmayın kardeşim işleminizi yapın. Kendiliğinden cevap çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet örnek 15 güzel bir soru. Dikkat edin buna. Cevap da 8 çıktı. Geldik örnek 16'ya. Evet. Burada yukarıda dik koordinat düzleminde her iki eksene teğet n merkezi ve ile m merkezi x eksen üzerinde olan yarım çember veriliyor. P n noktası verilmiş. P'ye 3 diye verilmiş. M noktası da 7'ye 0 diye verilmiş. Bunun 7'ye 0 olması şuradaki uzunluğun 7 olması anlamına geliyor. M merkezi çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor bize. Bir kere Çemberler birbirine değmiş. Hemen ilk anahtar kelimeler arasında koyabilirsiniz. Anahtar kelimelerimiz nelerdi? Merkez T çektik. Merkez kiriş çektik. Teğetler birbirine eşit. Bunlar bizim anahtar kelimelerimizde. Artık anahtar kelimeleri şunu da ekleyebilirsiniz. Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir. Bunu unutma. Hemen o zaman burada merkezleri birleştirelim. Merkezleri birleştirdiğimiz zaman tam olarak değme noktasından geçmek zorunda. Şimdi M merkezlerinin yarıçapı nedir diye soruluyor bize. Eyvallah. Şimdi burada da bak çember eksenlere teğet verilmiş. E hocam merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapacak olursam burada da. Bu 90 bu da 90. Bak burası P'ye 3 yap. Yani burası P ise burası da 3 olacak. A üçgen 90 90 90 burası da 90. Bir dikdörtgen çıktı burada. 3 ise burası da 3 oldu. Yarıçap uzunluğu 3. O zaman burası da 3. P dediğimiz 3 oldu. Hocam tamamı 7 idi. Buraya 4 kaldı. Şurası da 90 derece. Bak 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 olaya bak. Şurası ne? Yarı çaptı. 3, 3, 4, 5 üçgenden bunun tamamı 5 olmak zorunda. Buraya ne kaldı o zaman? 2 kaldı. Zaten bizden M merkezinin yarı çapı isteniyor. Yarı çap böylelikle 2 çıkar. Dikkat edin bu sorulara. Bu sorular gerçekten sınavda çıkmaya aday sorulardır. Ve güzel bir soru. 16. soru. Geldik 17. soruya. Bu da aynı şekilde. Ben olsam sınavda bunun benzeri soruyu yine sorabilirim. Sorma ihtimali Olacağım sorulardan biri daha doğrusu. Çemberler birbirine değmiş. Hemen merkezleri birleştir. Bir yarım çember verilmiş ya. Merkez şurası. Hemen yarı çap. Bizim için en etkili silahımız yarı çap olduğu için çemberlerin yarı çapları önemli. Şekilde yarı çapları gösteriyoruz. 8 burası, 8 burası. Şu uzunlukta 8 verilmiş. E bu da yarı çap 8. E hocam diğerinin yarı çap isteniyor. Merkez t'ye çektik. Merkez t'ye çektik yapınca. Hocam bu da yarı çap, bu da yarı çap. E 90 burası, 90 burası, 90 burası, burası da 90 dikdörtgen oldu. Hatta bir kare oldu burası. E sonra ne yapacağız hocam? E burası da re. E amacımız. Dik üçgen oluşturmak 90 dereceler varsa elimizde. Dik üçgeni nasıl oluşturacağız? Bak hocam şurada bir dik yamuk var. E dikdörtgen oluşturarak bir dik üçgen oluşturabiliriz. Hadi bakalım dikdörtgenimizi oluşturalım. Nasıl oluşturacağız? Hop şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursam eğer. Hocam R ise R burası. Buraya 8 eksi R kaldı. Çünkü tamamı 8'de 8 ise burası da 8. Ve burada artık Pisagor. Normalde ne yaparsın? Hocam 8 artı R'nin karesi eşittir. 8 ve 8 eksi R'nin kareleri toplamı dersin. Ve bunları toplayıp işlem işlem işlemle R'ye ulaşırsın. Ama ne gerek var kardeşim? Hisset. 8 varsa ne üçgendir? 6, 8, 10 üçgendir. Hocam acaba burası 6 iken burası 10 oluyor mu diye hissedeceğiz. Buranın olmaması olması için R'nin 2 olması lazım. R yerine 2 yazarsam burada 8 eksi 2 de 6 yapıyor mu yapıyor. Hislerimiz doğru çıktı. Yani R buradan kaç çıktı? 2 çıktı. Zaten o, çem, o merkezli çemberin yarı çapı isteniyor bizden. Dolayısıyla 17. soru 2 oldu. Geldik 18'e. Yine çemberler birbirine değiyor. Bir çeyrek çember verilmiş. Hocam tamamlayalım mı? Hayır. Çeyrek çember verilmişse sorunun çözümü için bize yeterlidir. E ne yapacağız hocam? Çemberler birbirine değiyorsa hemen merkezleri birleştir. Birinin merkezi M merkezi çeyrek çember burası. Diğeri de burası. Hemen merkezleri birleştir. Ama merkezleri birleştirmeyle kalmıyoruz. Merkezleri birleştirdiğimizde tam olarak nereye gidiyor? Değme noktasına kadar mutlaka ama mutlaka götüreceksin. Bunu götürmediğin için sıkıntı yaşıyorsun genelde. O yüzden dikkat et değme noktasına kadar gitti. Şimdi çemberin yarıçapları çapları olanı ne olabilir diye soruluyor bize. Ya küçüğün büyüğü oranı ya da büyüğün küçüğü oranı isteniliyor bizden. Şimdi burada ne yapacağız? Arkadaş bir yerden başlayalım. Hocam bunun yarı R dersem başka bir iş yapamıyorum. E, anahtar kelimeleri kullanayım. Merkez varsa teğet varsa çektik. Burası da R. Merkez varsa teğet varsa çektik. Burası da R. A. R burası. R burası. E hatta burası 90. 90. 90 ise burası da 90 oldu. Dikdörtgen oldu. R ise R. R ise R oldu. R. R ise R. Kök kim oldu burası da? Evet. Yani birinin yarıçapı R iken diğerinin yarıçapı R artı R kökü oldu. Yani e, yarı çapı oranı. Hadi büyüğün küçük oranına bakalım. R kökü artı R bölü. R isteniyor bizden. Ya da tam tersi. Olmadı. Cevap taşıklarda yoksa tersini çevirip öyle oranlarız. E, R parantezin alırsam kökü artı 1 bölü. R yapar. R'lerden nanay oldu. Cevap da kökü artı 1 mi çıktı? Evet. Cevap parantezine bakarız. Cevap kökü 2 artı 1 yoksa tersi. R bölü R kök 2 artı R deriz. Yani cevap o zaman bunun tersi çıkardı. 1 bölü kök 2 artı 1. Hatta eşleniyle çarpılmışı kök 2 eksi 1 de çıkabilirdi. Tamam örnek 18'i kök artı 1 bulduk. Geldik örnek 19'a. Yine güzel sorulardan biri. Yine karşımıza çıkabilecek olan sorulardan biri. Lütfen dikkatli olalım. Bir yarım çember verilmiş. Hocam çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştirir yapacağız ama yarı, bu yarım çember verilmiş. Çemberin merkezi verilmemiş. E yarım çember ya. Merkezin nerede olduğunu sen biliyorsun aslında. Merkez nerede? Çap üzerinde yarım çember olduğu için. Aha da burada. E tamam şurası merkez. öbürünün de merkeziz. Buralarda bir yerlerde ise hemen çemberler birbirine değdiği için ne yaparsın? Merkezleri birleştirsin. Ama merkezleri birleştirmeyle kalmayalım. Devamını getirelim. Şöyle devamını getirdikten sonra tam değme noktasına kadar gitmek zorunda. Peki yarı çaplar bizim en etkili silahlarımız yarı çap. Çemberde ne olursa olsun uzunluk bilgilerinde yarı çap bilgisi aşırı derecede önemli. Hemen birinin çapının ben 50 olduğunu biliyorum. Yarı çapı o zaman 25 yapar. O zaman buraya 15 kalır. Hocam bunun yarı çapı 25 ya. Bak şurası da 25. Bunun yarı çapını bilmiyorum. Bunun yarı çapına R diyeyim. O zaman buraya ne kaldı? 25 eksi kaldı. Merkez var teğet var çektik. Bu da yarı çap. Al sana Pisagor. Yani 25 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 15'in karesi deyip işlem işlem işlemle R'ye ulaşırız. Ya da hisset kardeşim. 15 varsa ya 8, 15, 17'dir ya da 15, 20, 25'tir. R yerine 20 koyarsam 15, 20, 25 sağlanmıyor. Buraya 8 koyarsam 8, 15, 17 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yani R burada işlem yaparsam da zaten kaç çıkacaktır? 8 çıkacaktır. Cevap 8 oldu. Zaten benden küçük çemberin yarıçapı isteniyor. Böylelikle cevap 8 oldu. Güzel sorular bunlar. Dikkat edin lütfen. Geldik bir sonraki soruya. Hatta üstte yapalım işlemimizi. Merkezleri M ve N olan iki çember P ve K noktalarında kesmektedir. Evet. Buna göre N merkezi çemberin yarıçapının alabileceği tam sayı değerlerin toplamı nedir diye soruluyor. Allah Allah. Şimdi iki çember varmış. Merkezi M ve N olan. Şöyle. M ve N olan iki çember P ve K noktalarında. iki noktada kesiyor. Şurası P noktası burası da K noktasında kesiyor şunun merkezi burası, bunun da merkezi burası. İşte MP uzunluğu M ve N, MP uzunluğu verilmiş bize MP'yi şöyle çizeyim istersen. Bir de NK uzunluğu verilmiş, NK da şöyle çizeyim. Aslında yarıçaplar oranı, baksana, bak, NK uzunluğuna ben K dersem, MP uzunluğu 2K'ymış. MP uzunluğu 2K, burası da K oldu. Yani şu şu çemberin daha küçük çizmem gerekiyordu ama önemli değil. Bu çemberin yarıçapı iken bu çemberin yarıçapı 2K verilmiş. E o zaman ne yapacağız? En etkili silahımız yarı çap çizmek. Çizdim hocam bunu. Çizdim hocam bunu. E bunun yarı çapı K iken burası da K oldu. Bunun yarı çapı 2K iken burası da 2K oldu mu? Oldu. E ne oldu burada? E hocam bir deltoid çıktı karşımıza. Buna göre N merkezi çemberin yarı çapının alabileceği tam sayı değerlerin toplamı nedir diye soruluyor bize. Şimdi MN'yi de kaç vermiş? 8 vermiş. Hocam MN'yi de 8 vermiş. E o zaman burada bir üçgen yakışır. 8 toplamlarıyla farkları arasında yani 2K eksi K ile 2K artı K arasında olacak. K küçüktür 8 o da küçüktür 3K yaptı. Buradan ne geldi? K küçüktür 8 geldi bir kere. Şuradan ne geldi? Hocam 8 küçüktür 3, 3K'dan dolayı 8 bölü 3 küçüktür K yapar. O zaman K'nın aralığı ne oldu? Hocam K 8'den küçük 8 bölü 3'ten büyük. 8 bölü 3 ile 8 arasında oldu. Bu da 2 noktalı bir şey değil mi? 2.3 gibi bir şey. Yani o zaman bunun alacağı değerler ne olacak? 3 4 5 6 ve 7 değerlerini alır. N merkezli çemberin yarıçapını yani karenin alabileceği değerler toplamı isteniyor bizden. Yani şunları toplayacağız. Hocam şu ikisi 10 yaptı. Sonra bu ikisi 12 bir de burada 3 15 var. 15 topladığımız zaman da kaç yapıyor? 15 ile onun toplamı 25 yapıyor. Cevap 25. Oldu mu? Oldu. E bu neye giriş oldu sanki? iki çemberin birbirine böyle iki noktada kesişmesine bir giriş oldu gibi oldu sanki. Bakalım o mu geliyor? Evet. Yani ben sana şu kesişen çemberleri anlatmasam bile bak soruyu buraya yazmışız. Soruyu burada yaptık mı? Yaptık. Yani genel itibarıyla baktığımız zaman nasıl buradaki sorular? Yani bu çemberlerin birbirine göre durumları sadece yorum. Ha bir tek neyi bilmek lazım burada? Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir olayı da anahtar kelimelerimizden birisi. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Hadi gelelim şimdi kesişen çemberler. Arkadaşım kesişen çemberler. İki çember kestiği zaman ne yapacağız hocam? Ya ne yapacağız? Bak dikkat et. Yani şu O1 O2 uzunluğu. E, normalde şurası kaç? Hocam burası R1. Burası ne? Burası da R2. E, O1 O2 uzunluğu ne oldu? Hocam R1 eksi R2'den kesinlikle ama kesinlikle büyük oldu. Çünkü R1'den R2'ye çıkartırsan neresi oluyor? Bak şurası olmuyor mu? Evet. O1, O2 uzunluğu yok. Burası olmuyor. Neresi oluyor? Hocam R1'den R2'ye çıkartırsam R1'den şu kadarlık uzunluğu çıkarttığım zaman R1 eksi R2. Aa yok ya böyle yorumlamayalım ya. Biz yine ne yapalım? Ee, en güzel çizimimizi çizelim ya. Yarı çap. Şu yarı çapı çizecek olursak, burada da bu yarı çapı çizecek olursak e hocam ne geldi? Hiç buraya yoğunlaşmayalım. Bak 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 bak. Hocam şurası R2. Burası R1. Ara burada bir üçgen çıktı. Üçgen eşitsizliği Bitti gitti. O1 O2 uzunluğu. R1 eksi R2 ile R1 artı R2 arasında oldu. Tamamıyla üçgen eşitsizliği değil mi arkadaşım? Evet. Yani yine nereden çıkıyor? Yani bunu ezbere yani kitaplarda görüyorsunuz ve bunları ezberlemeye çalışıyorsunuz. Hayır. Ben size buradaki konudaki yapacağınız hamleleri ta başa dönelim. Çemberin başına dönelim. İlk dersimizde anlattım. En etkili silahımız nedir dedim hep. Yarı çap çizmek dedim. Bak yarı çapı çizince kendiliğinden geliyor. Ama eski konular üçgen bilgisi de yine karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet kesen çemberler de böyle. Yine yorum yapacağız. Şimdi burada ne demiş? İki farklı noktada kesen. Merkezler arasındaki uzaklık 10 cm olan. Şimdi iki farklı noktada kesen iki çember çizelim. Şöyle iki çemberi çiziyorum. Bir çember burada. ikinci çemberimiz de burada. Merkezleri arasındaki uzaklığı da bize kaç vermişler? Merkezler arasındaki uzaklığı da bize 10 olarak vermişler. Tamam. Şimdi iki çemberden birinin yarıçapı 3 olduğuna göre diğer çemberin yarıçapının alabileceği tam sayı değerler toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaş burası yarıçapı kaç verilmiş? 3 verilmiş. E 3'ü yazarsın. E, zaten bak buradaki uzunluk kaçtı? 10. E burada da bunu böyle çizersen sanırım olay bitti. Evet olay bitti. Şurası da R diyecek olursak arkadaşım. Burada üçgen eşitliğini uygulayacağız burada da. R toplamlarıyla farkları arasında. 10 eksi 3 ile 10 artı 3 arasında olmak zorunda. 7 küçüktür R küçüktür 13 yaptı. Yani R'nin alacağı değerler ne oluyor o zaman arkadaşım? 8, 9, 10, 11 ve 12 değerlerini alıyor. Yani burada şu hepsinin toplamı ortadaki sayıyı çarpı sayı adedi. Yani hepsinin toplamı da kaç yapıyor o zaman? 50 yapıyor. 5 tane sayı var ya. İstersen topla. 8 ile 12, 9 ile 11 ve 10'u topla. 50 olduğunu zaten sen de görürsün. Ya da ortanca çarpı terim sayısı bize direkt şeyi veriyordu değil mi? Bu şekilde ardışık sayıların toplamını veriyordu değil mi? Evet örnek 21 bu şekilde oldu. Bir de şöyle bir şey duyabilirsiniz. Dik kesen çember. Ya hocam çemberler nasıl dik kessin Allah aşkına? Çemberleri kestirdiğimiz zaman böyle bir şey oluyor. Şuradaki açı 90 derece olacak? Hayır yaylar arasındaki açıdan bahsedemeyiz. Dik kesen çemberin tanımı nedir biliyor musunuz? Kesim noktasına geldiğiniz zaman merkezlerinden kesim noktalarına çizdiğiniz zaman buradaki iki doğru arasında kaç 90 derecedir? Ya da sen geldin bunu çizdin. Bu yarıçapı Kesim noktasına bu yarıçapı çizdin. İşte burası da aynı şekilde 90 derece oluyor. Tamam. Evet. Dik kesen çemberler gördüğünüz zaman o yarıçaplar Üçgen oluşturuyoruz ya, yarıçaplara ait. Oluşturduğunuz zaman oradaki köşedeki kesim yerindeki 90 derece oluyor. Hemen sorusuna bakalım. Yarıçapları 8-15 olan iki çember dik kesiyor. Hemen iki çemberi çizelim. Yarıçapları 8 ve 15 olan iki çemberi çizelim. Hocam şu 8, şu da 15. Şimdi büyük çemberin merkezinin küçük çembere uzaklığı en az kaçtır diye soruluyor. Evet. Şimdi şöyle. Evet, birinin yarıçapı kaç? Hocam 8. Diğerinin yarıçap yarıçap kaç? 15. E Dik kesen dediği için burada kaç? 90 derecedir. E 8 15 17 üçgeninden hop şurayı kaç bulursun? Burayı da 17 olarak bulursun. Şimdi benden ne isteniyor? Büyük çemberin merkezinin şu. Büyük çemberin merkezinin küçük çembere uzaklığı en az kaçta? Yani bir noktanın bir çembere en, en, en az uzaklığı nedir? Burada en uzak, uzaklığı dediği için en bombeli yere gitmem lazım. Ya da merkezle birleştirdiğim zaman işte şuradaki uzunluk yapar. E hocam yarı çap 8'di burası. E hocam burası da 8. E burası 8 ise tamamı 17 ise buraya kaç kaldı o zaman? 9 kaldı. E o zaman örnek 22'yi böylelikle ne bulmuş olduk gençler? 9 bulmuş olduk. Yani gördüğünüz üzere olay bu şekilde gençler. Yani tamamıyla ve tamamiyle yorumlamak. Yani ben size bu dersimizde ezbere hiçbir şey anlatmadım. Sadece bilmeniz gereken bir anahtar kelime daha söyledim. O da çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştirir dedim. Geri kalanı tamamıyla hikaye. Ezber sakın yapmayın. Rahat bir şekilde sonuca ulaşırsınız. Evet geldik. İki çemberin ortak teğetlerini bunu da bir sonraki videoya bırakacağız. O zaman bir sonraki dersimizde yani bu ortak dış teğetler, ortak iç teğet ya da çemberde benzerlik yöntemiyle bulduğumuz soru tiplemeleri onlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.